Değerli izleyenler merhabalar. Bugün 1 yaşına gelmiş üzüm asmasının budamasını ve bağlamasını yapacağım. Ve dibine sırık dikeceğim. Benim kamışım var şu şekilde. Kamış dikmeyi planlıyorum. Şu anda Mart'ın ilk haftasındayız. Ve artık bağlara su yürümeye başladı. Bu küçük asmaların özellikle artık budanması gerekiyor. Şimdi size bu asmanın budamasını göstereceğim. Budayıp bakımını yapacağım bir anlamda. Öncelikle asmam bu. Bir sene içerisinde bu hale geldi. Ben bunu köksüz dikmiştim. Köksüz olarak yetiştirdim bu bağımı. Şimdi bu bağımda budarken burada en mükemmel olan çubuğu seçiyoruz. Şöyle bu çubuğun etrafından şimdi böyle alıyorum ben. Tek çubuk haline getiriyoruz öncelikle. Çünkü yeni ilk sene özellikle bu şekilde bir sene sonrasında iki ya da üç göz bırakarak budamasını yapıyoruz. Şu anda buradan kesmem bunu yeterli. Ben bir gözde fazla bıraktım. Şimdi bunun dibine şöyle bir sırığım var. Şöyle bu asmaya zarar verdirmeden dibine dikiyoruz bunu. Evet, şu anda dikimini yaptım. Köklerine zarar vermemesi için biraz yanına diksek daha iyi oluyor bazen. Şimdi bu yeni açacak filizlerin kırılmaması adına bu asmamı şu kamışıma güzelce bağlamasını yapıyorum. Bu bakım şart. Bu bakımı yapmazsak bağı ağdıramayız. Yani bu şekilde dümdüz çıkmasını sağlayacağız çünkü. Şuradan ben altından bir kez daha bağlayacağım. Çünkü rüzgardan hiçbir şekilde sallanmasını istemiyorum. Bu ip de sünen bir ip. Asmamı boğmuyor. Siz de böyle pen ipler tercih ederek asmanın boğulmasının önüne geçebilirsiniz. Şu anda bu asmamın bakımı tamamlandı. Şimdi bir başka asmamın yanına gidiyorum. Şöyle size yakından da göstereyim asmamın bakımını. Evet. 1, 2, 3 göz bıraktım. Hemen hemen 10 santim anca var bu asma şu anda. Bu kadar da yeterli. Çünkü bunun ilk açacak üstteki gözüyle şöyle tele ağdırılması sağlanacak. Şu seviyelere geldiğinde de filiz dağıtılarak tellere ağdırılma işlemi yapılacak. Bunlar da yazın yapılacak. Kış olarak bunun bakımı tamamlandı. Değerli izleyenler, şu anda iyi gelişmiş ilk sene üzüm asmamı budayacağım yine. Ben şu güzel olan gözü tercih ettim. Gözde olan çubuğu tercih ettim. Şunları temizliyoruz. Sadece tek bir tane çubuk bırakıyoruz. Dibinden gelen bütün fışkınları bu şekilde temizledikten sonra 1, 2, 3 göz bıraktıktan sonra şu şekilde kesimini yapıyoruz. Şu anda ilk sene üzüm asmamın, üzüm fidanımın budaması bu şekilde. Şimdi de buna şöyle bir sırığım yardımıyla dibine dikiyorum ben. Bu kamışlardan bizde burada bol. Biz de o yüzden bunu tercih ediyoruz. Şöyle 10 santim falan toprağa girdiğinde bu yeterli oluyor. 10 santim yerin içine girdiğinde üstten de gerekirse bağlanabiliyor tellerden ve kıpraşması önüne geçilmiş oluyor. Şimdi de bağlamasını yapacağım. Bağlamasını yaparken özellikle şöyle asmamı da bir taraftan düzeltmesini sağlıyorum. Bu şekilde yamuk olan asmalar da düzeliyor. Ve asmanın düz bir şekilde tele ağdırılması sağlanmış oluyor. Ben iki yerinden özellikle bağlıyorum. Zaten bu ip sünen bir ip olduğu için herhangi bir zararı yok. Şu anda asmamın ilk sene budaması ve bağlama işlemi tamamlanmış oldu. Evet. Buradan açacak yeni gözlerle artık bakımları yapılacak. İlk sene budama tamamlandı. Değerli izleyenler, şu anda geçen sene diktiğim yine bir başka asmanın yanındayız.
Burada dikkatimi çeken hem altta filizler var hem de üstte filizler var. Ben üstte gidenin daha güzel gördüğüm için bu çubuğu bunu tercih edeceğim. Şu fazlalık yanındaki tüm fazlalıkları alıyoruz ve üstte giden şu anaş çubuğu da alıyoruz. Diplerindekini de kestim. Şu anda bunu da üstten 3 göz bırakıp şurasından kesiyorum. Şu anda ilk sene budaması bu asmanın hazır. Şimdi de dibine bir tane şöyle yine kamışım var benim. Şöyle kamışımı dikimini yapıyorum. Batırmak istiyorum özellikle. Ne kadar iyi batırırsam o kadar kenara çıkması iyi oluyor. Bu sayede rüzgardan da kırılmamış oluyor. Şimdi gözümüzü bu şekilde bağladığımızda çubuğumuzu bu gözlerden açan filizler hiçbir şekilde kırılmıyor. Şöyle alttan ben bir tane daha bağlayacağım. Çünkü burası biraz yamuk gördüm. Şu kısmı. Bu kısmın da düz olarak büyümesi için bu şekilde iki yerinden bağladım. Şu anda dimdik olarak bu asmam yukarı doğru ağdırılması sağlanacak. İkinci sene geldiğinde yani yazın ağdırdığımızda seneye bu asma aynı şu asma gibi olacak. Şu anda ikinci sene tele ağdırılmış asma görüyorsunuz. Bu şu anda tele bağlaması yapılacak bunun. Şöyle kamışa belli aralıklarla bağlanarak devam ediyor. Evet. Değerli izleyenler. İlk sene budamamız ve bağlamamız, bakımımız bu şekilde olacak. Bu bizim sultaniye üzümümüz. Sultaniye üzümünde biz bakımları bu şekilde yapıyoruz. Değerli izleyenler, şimdi şöyle bir küçük asmamız var. Bu bayağı bir zayıf kalmış. Şöyle dibinden şu fışkını aldım. En zayıf olan şu kısmını da alıyorum. Şöyle bunu da biraz uzun bırakmayı planlıyorum. Çünkü gözler çok zayıf. Şu şekilde bıraktım. Bu normalde göz sayısı fazla ancak bu çok aşırı zayıf olduğu için asmamı şöyle yanına çekip bağlamasını gerçekleştireceğim. Bu tür asmalarda bazen de uzun bırakmak gerekiyor. Yani üç göze bakmamak gerekiyor. Çünkü çok küçük küçük gözler mevcut. Bunlar bazen hızlı kırılabiliyor. Problem çıkabiliyor. O yüzden bu şekilde bırakmayı tercih ettim bunda. Değerli izleyenler, burada şöyle bir asmam var. İyi gelişmiş bir asmam. Şöyle yana kollar gitmiş ve yukarı doğru kol gidiyor. Normalde en iyi kolum bu. Ancak ben yan olarak bu şekilde bir kol istemiyorum. Yukarı giden kolumu tercih ediyorum. Çünkü asmanın dik olarak gitmesi gerekiyor. O yüzden şu yana gideni çıkardım. Normalde bu daha güzeldi ama güzelliğine burada bakılmıyor. Bazen de düz olmasına bakılıyor. Şöyle yandan gidenleri yine çıkarıyorum. Şöyle düzeltmesini yapayım. Şuradan da şöyle 3-4 göz bırakıp çünkü bunun boğumu da çok sık. O yüzden 3-4 göz bıraktım. Şu şekilde bağlamasını yapıp yukarı doğru ağmasını sağlayacağım. Bazen de asmaların bu şekilde dik olarak gidebilecek potansiyeldeki çubuklarına tercih etmiş oluyoruz. Değerli izleyenler, burada da az gelişmiş yine bir başka asmam var. Az gelişmiş asmamda şu alttan gelen fışkınları alıyorum. Şuradaki ince olduğu için çubuk bu şekilde 15 santim boyunda kalacak şekilde 1-2-3 boğumda göz kalacak şekilde hazırlığını tamamladım. Bu önceki sene diktiğimiz kamış. Asmanın yerini belli etmek için dikmiştik. Şu anda bunu da buradan kaldırıyorum. Bu yeni diktiğim artık kamışa tutunarak bu filizin büyümesini sağlamış olacağız. Bunu da bu şekilde bağlamasını gerçekleştirmiş olacağım. Ve asma dik olarak büyümeye devam edecek. Değerli izleyenler, şimdi çok gelişmiş ikinci sene bir asmam var. Burada şöyle bir anaç çubuk gidiyor. Ben ağdırma işlemini burada direğin önünde çıktığı için bu.
ağdırma işlemini şu çubuktan yapmayı tercih ediyorum. O yüzden bu anaş çubuğu kesmeyi planlıyorum. Şöyle anaş çubuğu keserek bağın düzelmesini sağladım. Şu anda bağ çapraz bir şekilde, şöyle baş direğin olduğu yerde burası özellikle. Şöyle bağın başı. Buradan bağı tele ağdırabilmek için şöyle yine 3-4 boğumluk bir çubuğumu ayarlıyorum. Ve bunun dibine kamış dikerek bunu da tele ağdırmayı planlıyorum bu sene. Değerli izleyenler, burada birkaç yerinden bağlanmış geçen sene yine üzümümüz var. Böyle asmalarda da yine daldırmada olduğu gibi kesinlikle uzun bırakmıyoruz. Bu ilk sene köklendirilen çubuklarda 3 gözden fazla bırakmıyoruz. Ben daldırmamda özellikle hortumun üstüne kadar çıkarıyordum. Ama bu tür asmalarda kesinlikle bunu yapmıyoruz. Şimdi ben bu iplerden bunu çıkaracağım. Ve 3 göz bırakarak budamasını yapacağım. Şöyle budaması tamamlandı. Ne kadar çubuk güzel olursa olsun ikinci senede kesinlikle uzun çubuk bırakmıyoruz. Bu bağımıza zarar verecektir. Biz bu tür yeni dikilen, köklü dikilen ya da köksüz dikilen bağlarda ikinci sene budama yaparken, bu şekilde ikinci sene budama yaparken en fazla 3-4 göz bırakıyoruz ve yeni gelen sürgünün daha sağlam bir şekilde tele çıkmasını sağlıyoruz. Eğer bu daldırma olmuş olsaydı, anaç asmadan gelmiş olsaydı ben bunun çubuğunu uzun bırakacaktım. Ancak bu şekilde olan asmalarımızda, yani ikinci sene budamamızda kesinlikle 3 gözden daha fazla bırakmıyoruz. Değerli izleyenler, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.